Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Diyarbakır cezaevinde tutuklulara dışkı yedirildi mi? Askerler tutuklulara nasıl dışkı yediriyorlardı? Koğuşları çıkarırlar, bu kararlara uydurdukları adamları. Çıkarırlar, fasetli bir çukurunu açarlar. Servis tabaklarını getirirler. İçine insan pisliği doldururlar. Herkesin önüne bir tabak koyarlar. Ve gardiyan der ki son sayı 3. 1 2 2,5. İstiyorsa kısa söyler, pislik yedirmekle birlikte bir de dayak yedir. Bu usulü uygulamış. Diyarbakır cezaevinde işkenceci doktorun adı Orhan Özcanlı mıydı? Cezaevi doktoru Orhan Özcanlı diye bir adam. Şu anda Türkiye'de hastahaneler zinciri var. İsmi Orhan Özcanlı. Orhan Özcanlı o zaman yani 1981 ile 82 yıllarında Diyarbakır cezaevi doktoruydu. Bu doktor son yıllara kadar biz bunu ismini bilmezdik. Bizim literatürümüzde onun adı Mengele'ydi. Ama sonradan Bülent Orakoğlu diye bir istihbaratçı anılarını yazdı. O anılarından biz öğrendik ki Diyarbakır cezaevi doktoru bugün Türkiye'deki sevgi hastanelerinin patronudur. Bu Orhan Özcanlı yüzbaşı asal tutuklulara pislik yedirirdi. O bu işin ustası olduğu için pislikten daha kötü olan yani temizlik malzemeleri yedirirdi. Bak birisi pislik ediyor, birisi temizlik malzemesi yani mintaks ve mintaks krem bir deterjandır. Herkesin eline yarım ekmek veriyor. Ondan sonra krem bir deterjan, orada büyük krem deterjanlar var. Tertemiz, üzerinde bembeyaz her ekmeğin üzerine her tutuklunun eline yani kaşıkla sürdürüyor deterjanı. Ondan sonra bir bidona tursil dolduruyor, karıştırıyor. Ona bir bardak dolduruyor. Herkesin elinde bir ekmek, deterjan sürülmüş yarım ekmek, bir de bir bardak tursil. Onu yediriyor, tursili de üzerinde içiriyor. Ve onu yiyen ve içen tutuklular en az bir 4-5 gün sürekli tuvalete giderler. İçleri, mideleri acayip yanar. Yani bok yeme bir anda insanı kötü bir, yani çok kötü bir durumda sokar. Ama o günlerce insanı içten yıkar. Bu işkence yöntemleri çokça uygulandı. Tutuklulara dışkı yedirildi dediniz. Somut bir örnek verir misiniz? Örneğin kime yedirildi? Pislik yedirme belki en çok meşhur olan şey Ferhat Cemiloğlu'nun başına gelen bir olaydı. Ferhat Cemiloğlu zengin bir adamdı Diyarbakır'da. İşveren Sendikası'nın başkan yardımcısıydı, tutuklanmıştı. Buna pislik yediriyorlar. İnsan pisliği yediriyorlar. Cemiloğlu dışarı çıktığı zaman tahliye olduğunda her yemek yediğinde pislik aklına geliyor ve yiyemiyor. Doktoruna gidiyor. Doktoruna diyor ki benim dişlerimi çek. Cemil Bey diyorsun dişleriniz tertemiz. Yepyeni. Neden siz çektiriyoruz? Ya diyor dişler benim değil mi? Çekeceksin. Hepsini çekiyor. Ve yeniden yapıyor. Ondan sonra yeniden yaptıktan sonra yemek. Yani onları unutabildi mi? Unutamadı mı? Ben hala bilmiyorum. Dış dünya ile tek kontağınız ziyaretçileriniz. Görüş günlerinizde seviniyor muydunuz?
ziyaretçilerimiz gelir aslında başka yerlerde, başka hapishanelerde, Mamak'ta olsa, İstanbul'da olsa veya başka yerde olsa ziyaretçisi gelen tutuklu sevinir. Annesini görür, babasını görür, kardeşini görür. Fakat Diyarbakır cezaevinde ziyaretçisi gelen tutuklular annesine babasına küfür ederlerdi. Çünkü sen koğuştan çıktığın zaman dayak yiyeceksin. Seni süründürerek görüş yerine götürüp orada dayak yiyeceksin. Geri geldiğin zaman sana dayak atacak. Seni koğuşun içerisine sokunca dayak atacak. Biraz sonra eğer sana Allah etmesin bir de baban para yatırmışsa para verirken dayak atacak. Dolayısıyla içeri giren en son yani babasına küfür ederek görüşmeyi bitirecek. Cezaevinden mahkemeye gidiş gelişler nasıldı? Mahkeme bir işkence. Çünkü sizi sabahleyin eğer mahkemede 9'da başlarsa gece saat 2'de sizi kaldırıyorlar. Ve koridora götürüyorlar. Koridorda size sürekli askeri eğitim yapıyorlar, marşlar söyletiyorlar. Bu marşlar benim de acayip komediler de meydana geliyor. Bilmiyorum belki Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye bir marş var onu bilenler bilir. Düşünün tutuklulara 50 kişiye veya 20 kişiye toplu halde bu söylenilir. Mesela bize söyletiliyor biz teslim olduğumuz zaman veya kurallara uymayı kabul ettiğimiz zaman. Fakat biz yüksek sesle bağırmıyorduk. Yavaş yavaş söylüyorduk. Ondan sonra yüksek bağıralım diye tekmelerle, tokatlarla, yumruklarla, joplarla, kalaslarla bizi dövüyorlardı. Ama biz öyle bir noktaya geliyorduk bu marşın öyle bir noktasında bir yerde diyor ki ey bugünümüzü saklayan Ulu Önder Atatürk. Yani bu noktaya geldiğimiz zaman diyordu ey bugünümüzü saklayan Ulu Önder Atatürk diye yüksek sesle bağırıyorduk. Yani artık bugünümüzü saklayan böyle bir cehennem günümüzü anlatmaya çalışıyorduk. Yine İstiklal Marşı bu şekilde yani dayak altında bize söyletiriliyor. Yani yavaş söylüyorduk ama bir yeri var İstiklal Marşı'nın. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracak mı şaşarım. Ve kolumuzda kelepçe, ayaklarımızda zincir. Bu şekilde söylediğimiz için bu marşı ve burayı çok yüksek söylediğimiz için Yüzbaşı Esat bu marşı bizim söylememizi yasakladı. Kafamdaki boku alma gerçeğini bir de siz anlatır mısınız? Bir koğuşta gene 20 kişilik bir koğuşta havalandırmaya çıkarıyorlar hepsini. Gardiyan diyor foseptik çukurunu açın, foseptik çukurunu açıyorlar. Ondan sonra diyor herkes pisliği alıp kafasına sürsün. Tabii herkes gidip sürüyor, böyle sürüyor. Ondan sonra birisi göz alçaklık yapıyor. Demek ki fırsattan faydalanıyor. Ya gardiyan görmeden sürmüyor. Gardiyan tamam diyor içeri. İçeri diyor arkadan bir bakıyor ki birisininki yok. Lan diyor İbne sen dur ulan. Öyle deyince adam önündekinin kafasındaki boku alıp kendi kafasına sürüyor. İkincisini sürünce adam artık onunki bitse bu sefer kendisi dayak yiyecek ya diyor yeter benim bokum arma. Komedi ile işkence arasında ne gibi bir ilişki var? İşkence altında gülmece. Yani çok acıklı bir durum ama bu acıklı durum aynı zamanda komediyi de ortaya çıkarıyor. Diyarbakır cezaevinde işkence döneminde banyo yapabiliyor muydunuz? Ben 3 yıl banyoya gitmemişim. Bu bugünkü koşullarda ve Avrupalılara bunu izah etmek çok zor. Ya olabilir mi 3 yıl insan nasıl yıkanmaz? Evet ben 3 yıl yıkanmadım. Yıkandım ama şöyle yıkandım. Biz 5 kişi bir hücrede kalıyoruz. 5 kişilik hücrede bir helva kutusu vardı. Yani 2,5 veya 3 litre su alırdı. Bazen geceleri suyu bırakıyorlardı. Biz o suyu tutuyorduk. Bizim havlularımız vardı. O havluyu sonra biz küçük bir parçaya bölüyorduk. Bazen sabun saklardık. Vardı yani ayda bir, iki ayda bir bir sabun elimize geçerdi. Biz o küçük havlu parçasını sabuna sürterdik, suya sürterdik, sabuna sürterdik. Ondan sonra vücudumuzu böyle hepsini sabunlardık. İkinci bir parçayı yaş ederdik, onu da sabunu götürürdük. Havluyla korulayınca banyo bitmiş oluyordu. Bizim yani hücrelerde kalanların banyosu böyle değil. Ama koğuşlarda ise banyo başlı başına bir işkence. Banyoya hazırlan denildiği zaman ilk kez belki insanlar çok sevinmişlerdi. Koku veriyor herkes. Banyoya gitmek insanı rahatlatır diye düşünmüşlerdir. Tek sıra ol. Don kıyafetini herkes kısa donlarını giyer. Rahat hazır ol. Koğuştan çıkar. Koğuştan çıkar çıkmaz yere yat sürün. Sürün sırt üstü sürün. Yan sürün. Ağız üstü sürün, banyoya kadar giderler. Banyoya gidildi mi tazikli su hortumları var. Gardiyanlar bunu kışınsa soğuk su, yazınsa sıcak su. Sana tutarlar, ondan sonra biraz sabun sen kendine sürürsün. Sabunluyken suyu keserler, bitti. Rahat,
Tek sırada gez, tek sırada girdi. Rahat, hazır ol. Banyonun kapısından çıktın ve yere yat. Sırt üstü yat, yan yat. Tam tozlanıp kirlendiğin zaman koğuşa ulaşmış oluyorsun. Banyo bitmiş oluyor. Cezaevinde bit var mıydı? Onlarla nasıl baş edebiliyordunuz? Diyarbakır cezaevinde bit başlı başına bir insana işkence yapan bir hayvan. Tabii bitler soğuğu sever. Yazın Diyarbakır sıcağında bir tek bulamazdı. Ama kış oldu mu sanki dünyanın bütün bitleri toplanmışlar ve bizim hücremize gelmişler. Öyle hissediyorduk. Bütün vücudumuzda bitler dolaşıyordu ve elini attığın her yerden bit çıkıyor. Banyo yok. Kir, pas olduğu için bit de bundan ölüyor. Ve geceleri oldu mu biz yatağın altında işimiz gücümüz bit öldürmekti. Benim demin anlattığım Mehmet Han Erşener bir gözü kördü, diğer gözü de iyi görmüyorduk. Benle o tek bir yatakta yatıyorduk. Ve ben onun bitini de öldürmek zorunda kalıyordum. Tabii kendisi utanıyordu, elbiselerini bana vermiyordu. Ben de dayı, ver elbiselerini. Benim bitim senin bitimdir, senin bitim benim bitimdir. Ben senin bitini öldürmezsem senin bitim biraz sonra bana gelecek. Onun için ben kendiminkini de öldürüyordum, onunkini de öldürüyordum. Ve normal olarak her gece 120 tane bit öldürdüğümü hatırlıyorum. Ve tabii ben artık bit öldüre öldüre bit uzmanı olmaya başlamıştık. Bitin çeşitli öldürme yöntemleri var. Mesela siz biti iki parmağınız arasına bir çıplak alıp öldürürseniz bu proleter usulü bit öldürme biz derdik. Bu çok zevklidir. Böyle çık diye bir ses çıkarır. Zevkli bir yöntem. Ama böyle öldürdüğünüz zaman, yani iki tırnakla öldürdüğünüz zaman bitin yumurtaları hem elbisenin üzerine konuyor ve bir iki gün sonra o yumurtalardan yeni bir sürü bit ürüyor. Diğer başka bir bit öldürme yöntemi var. Onu da jelatin kağıdı, eğer varsa biti jelatin kağıdının içine koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz ve öyle öldürüyorsun. Buna da biz memur usulü bit öldürmek derdik. Fakat bu bit öldürürken ben yaşlı adamla, yani Mehmet Han Erşener'le tartışırdım. Derdim ki dayı, bu bitleri biz öldürdükçe bitler artıyor. Daha çoğalıyor. Gerçekten de öyleydi. Sonradan ben bir sürü kitap okudum, yani bu işkenceden sonra fark ettim, canlılar öldürme hızına göre öleme hızları çoğalıyor. Mesela bir sürü dünyanın çeşitli ülkelerinde savaşlar olduğu zaman, insanlar çok öldüğü zaman savaş sonrası nüfusta büyük bir artış meydana gelir. Bir insan hayatı boyunca 10-15 tane çocuk doğurur, fakat tavşan hayatı boyunca 60 tane yavru doğurur. Ama tavşanın bu 60 yavrusundan sadece birkaç tanesi hayatta kalır. Eğer tavşan da insan gibi hayatı boyunca 15 tane yavru doğurabilmiş olsaydı belki dünyada şimdi hiçbir tane tavşan kalmamış olacaktı. Morina balığı her yıl milyonlarca yumurta denize bırakırlar. Eğer bu yumurtaların hepsi yaşamış olsaydı denizler balıktan bir kara olurdu. Ama bizim bitlerde böyle değil. Biz öldürdükçe onlar çoğalıyordu. Tabii ben bunu yaşlı adama anlatıyordum. Adam diyordu ki o zaman eğer öldürdükçe çoğalıyor, öldürmeyelim diyordu. Ben de diyordum ki psikolojik olarak rahatlıyoruz. Onun için öldürüyoruz ki uykumuz gelsin. Yüzbaşı Esat nasıl bir insandı? Yüzbaşı Esat çok acayip bir adamdı. Yumuşak görünürdü. Felaket sertti. Söylediğinin hep tersini yapardı. Bir de Diyarbakır cezaevinde dışkı banyosu varmış. Orası nasıldı? Pislik banyosu denilen bir banyo da var. Yeni tutuklanan kişiler hücre bölümü denilen bir karşı taraf, 36. koğuş, bizim 35. koğuşun karşısı, orayı boş bırakmışlardı bir ara. Tuvalet deliklerini tıkamışlardı. Pislik oraları doldurmuş. Yeni tutuklanan kişiler Yüzbaşı Esat, demin dediğim gibi böyle çok nazik bir biçimde, işte geçmiş olsun, polis size herhalde baskı işkence falan yaptı, siz banyoluk koğuşa mı yoksa televizyonluk koğuşa mı gitmek istiyorsun? Tutukların büyük bir kısmı banyo yapmak ister. Ve Yüzbaşı Esat gardiyanları çağırırdır. İşte yorum bu adam bir aydan beri banyo yapmamış. Bunu banyoya götürün, tertemiz bir keseleyin. Ondan sonra odasına koyun, güzel bir uykusunu alsın. Tabii gelen adam safsa veya büyük bir kısmı saftır. İşkencenin olmadığını öyle yani dışarıda duymuşlar ama derler demek ki biz yanılmışız. Ve bunlar banyoya gidiyorum derken birdenbire insanın genzini yakan önce bir kokuyla
Ondan sonra bir pislik deryasıyla karşılaşırlar ve arkadan gardiyanlar Allah 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 deyip zopalarla, kalaslarla saldırırlar ve kişiyi bu suyun içine sokarlar. Pislik suyu, insan pisliği, sidik var ve yatırırlar adamı. Gardiyan da insanın kafasına basar ve o pisliğin içinde bekletir. Döve döve o mesaj orta sopalarla yapılır, kalaslarla yapılır, joblarla yapılır. İnsan rahat olur, bayılır, ondan sonra bir hücreye konulur, o da rahat uykusunu alsın demektir. Mehmet Emin Besen kendisini öbür dünyada sanıyor ve biz kabir azabı çekiyoruz mu diyordu? Mehmet Emin Besen yine 30-35 kişinin kaldığı bir koğuşta bir tutukludur. Ve bir memurdur. Bir memurdur. Gördüğü işkencelerden dolayı akli melekelerini yitirir. Adam öldüğünü ve yani öbür dünyada olduğunu, kabir azabı çektiğine inanır ve diğer onun arkadaşları, koğuş arkadaşlarının hepsinin öldüğünü öbür dünyada olduklarını, gardiyanların da zebani olduğunu bilir, böyle inanmış. Diğer tutuklular da amca böyle değil, burası hapishanedir. Biz hapishanedeyiz. Biz ölmemişiz. Yok, siz yanılıyorsunuz. Biz ölmüşüzdir. Bak, biz ölmeseydik şimdi ben sizi davet ederdim. Size çay ikram ederdim. Size tabaka mı çıkardım, tütün sarardım, sizin elinize verirdim. Birbirimizi sorardık. Bak, birbirimizle konuşamıyoruz. Sizi davet edemiyorum, size çay ikram edemiyorum, kahve ikram edemiyorum. Bu sizin gardiyan dedikleriniz de zabani. Onlar yok amca, bak yanlış düşünüyorsun, işte cuma günleri ziyaretçilerimiz geliyor, biz gidip ziyaretçilerimizi görmüyor muyuz? Ya Cizre'de cuma günü mezarları ziyaret etme günü değil mi? İşte biz de cuma günü ziyaretçilerimiz geliyorlar, uzaktan bize bakıyorlar, gözyaşı döküyorlar ve biz onlara hiçbir şey demeden geliyoruz. Ve tabi gardiyanlar da bunu duyuyor. Biliyorlar zaten. Bir gün gene böyle anlatırken bir başçavuş orada, yani artık işkenceci başıdır. Yeter ulan artistlik yapma, gel. Bunu alıp götürüyor. Ve artık bakıyorlar kafayı yemiş. Bunu bir başka hapishaneye naklediyorlar. Ve orada karısıyla görüştürüyorlar. Adam karısına telefon açıyor. Diyor ki, ya bari doğruyu sen bana söyle. Ben sağ mıyım, ölmüş müyüm? Karısı diyor, ya ne ölmesi, sen sağsın, hapistesin. Hızlı nefes almaya başlıyor. Elindeki telefon düşüyor. Elindeki telefon düşünce kendisi düşüyor. Ölmediğini anlayınca verem hastalığı size karşı silah olarak kullanıldı mı? O da bir işkence, o da bir silah. Yani su silahtı, güneş silahtı, annen silahtı, baban silahtı, verem silahtı, bit silahtı, pislik silahtı, banyo silahtı, görüşme silahtı. Her şey yaşama karşı, yaşam bile herkese karşı çevrilmiş bir silahtı. İşte bu silahlardan bir tanesi de bu veremdi. Yemek vermedikleri için, yıkanamadığımız için, susuz kaldığımız için, sürekli işkence gördüğümüz için, insanlara 5-6 tane birden çakarak komutla içirttikleri için, hiç havalandırmaya çıkarmadığı için hızla insanlar veremli olmaya başladılar. Ve her hücrede bir veremli üretilince diğerlerinin, bu tabi doktor biliyor bunları, böyle bir ortam yaratılıyor, verem gelişiyor. Ve yüzbaşı Esat Oktay geldi hücreler bölümüne, en az benim tanık olduğum hücreler bölümünde. Bütün hücrelerde dedi, her hücrede bir tabak, bir kaşık kalacak. Diğerlerini hepsini toplayacaksınız. Topladılar, götürdüler. Ve her hücrede 5 kişi kalıyorsa 5 kişi, 6 kişi kalıyorsa 6 kişi, 10 kişi kalıyorsa 10 kişi bir tabakla, bir kaşıkla yemek yemek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla her 5 kişinin içinde, her 3 kişinin içinde bir veremli varsa onunla birlikte yemek zorunda kaldılar. Ve veremliler çoğalmaya başladı. Bununla yetinmediler, bize telafi yasakı koydular, ilaç vermiyorlar, doktora çıkarmıyorlar. Ve bununla da yetinmediler, balgamlarınızı tahlil ettiriyoruz dediler. Herkes bir bardağa balgamını koysun, biriktirsin, doktora götürüp vereceğiz. Ve o balgamları götürüp yemeğin içine koydular ve bunu dağıttılar.
tutuklulara. Bu sürekli yapıldı. Bu sürekli yapıldığı için o günkü istatistikler işkence bittikten sonra Diyarbakır cezaevinde bizim tespit ettiğimiz sayı 800 tane veremli. Belki 800 tane veremli Türkiye genelinde yoktur. Siz duruşmaya çıkmadan önce kaldığınız hücrede vasiyetinizi yazıp bir gün sonra mahkemede zapta mı geçirdiniz? Neydi vasiyetiniz? Ben Mehmet Can Yüce, Kemal Aktaş. Biz aynı hücrede kalıyorduk. 14 Temmuz ölüm orucu bitmişti. Yani siyasi savunmalarımızı yapmışız. Son sözümüzü söylemeye gidiyoruz. Artık mahkemede son sözümüzü söyleyeceğiz. Bizi tedavi etmeyeceğini anlamışız ve öleceğiz. Onun için biz öleceğiz. Bari söylenmiş bir sözümüz olsun. Hangi sözü söyleyelim diye kendi aramızda tartışıyoruz ve her birimiz o gece kendimize bir söz bulmaya çalışıyoruz. Ben kendiminkini söyleyeceğim. Mahkeme gittim, sıra bana geldi. Ben kalktım, dedim ki ben burada bir siyasi son söz söylemek istiyorum, bir de kendimle ilgili bir son söz söylemek istiyorum. Dedim ben 1981 Ocak ayında koğuşumdan zorla alınarak, işkenceden geçirilerek 35. koğuşun bir hücresine konuldum. Hipokrat yemini içmiş doktorların denetiminde benim ciğerlerime verem mikrobu sokuldu. Sözümün iyi anlaşılabilmesi için önce size Yunan mitolojisinden bir örnek vermek istiyorum. Dedim, Prometheus tanrıların ateşini çalıp insanlara verdiği için Zeus onu yakaladı, bir kaya parçasına bağladı, her gün bir akbaba geldi, onun ciğerlerini yedi, ciğerleri bitti, sabah Prometheus'un ciğerleri tekrar yerine geldi ve akbaba tekrar ciğerlerini yedi. Bu ceza yöntemi tam 100 yıl sürdü. Diyarbakır cezaevinde bugün Zeus döneminde geçerli olan ceza yöntemleri geçerlidir. Ben de Prometheus gibi bir hücreye konuldum. Doktorlar denetiminde ciğerlerime verem mikropları sokuldu. Tedavime engel konuldu. Her gün, her saat, her dakika akbabalar gibi bu verem mikropları benim ciğerlerimi yemektedir. Bu bana verilmiş bir ölüm cezasıdır. Biraz sonra mahkemenin, sizin mahkemenizin bana vereceği ceza, bana verilmiş bu ölüm cezasının hukuki bir kılıfı olacaktır. Cezaevi işkenceci doktoru Orhan Özcanlı tutukluların dişlerini nasıl çekiyordu? Fezi Yetkin bir gün dişi ağrıyor. O da PKK davasından yargılanan bir tutukludur. Dişi ağrıyor, sağ dişi. Sağ ağzı dişi ağrıyor. Gardiyana diyor benim dişim ağrıyor, ben doktora gideceğim. Ondan sonra çıkarıyor bunu salona. Gardiyan diyor hangi dişini ağrıyor? Diyor bu sağ ağzı dişim ağrıyor. Yok diyor bu dişini ağrıyor. Sen bunu diyeceksin. Yok bu diyor. Bunu alıyorlar götürüyorlar. Alıyor götürüyorlar doktor Orhan Özcanlı'nın yanına. Orhan Özcanlı yavrum diyor neyin var? Diyor benim bu dişim ağrıyor. Ve bakıyor diyor yok o değil diyor bu ağrıyor. Ben mi doktorum sen mi doktorsun? Ben mi biliyorum sen mi biliyorsun? Eğer sen biliyorsan git. Ben doktorsam bu dişin ağrıyor. Diyor bunu yavrum bir uyuşturur musunuz? Bunu yan bir odaya alıyorlar. Yani normal tıpta insanlara uyuşturucu enjekte edilir. Diş eti uyuşturulur öyle dişi çekilir. Fakat Diyarbakır'da ise yumruklarla gardiyanlar hasta olan kişiyi, yani dişi ağrıyan kişiyi yumruklarla döver, öyle uyuşur. Doktor Orhan Özcanlı da bu manzarayı seyrediyor. Diyor yavrum mahrumiyet bölgesi. Henüz narkoz buraya gelmediği için biz bu yöntemi uyguluyoruz. Ondan sonra alırlar Feyzi'nin dişini çekerler, sağ dişini. Eline verirler Feyzi getirmişti onu hücreye. Betona süre süre ondan bir zar yapmıştı. İşkenceler kalktığı zaman ben de Fevzi Yetkin bu dişle zar atmışız. Tavla oynamışız. Cezaevinde su içme yasağı var mıydı? Koğuşta 20 kişi var ve 25 kişi var. Büyük beyaz su bidonları var. Yani 20 litre ve 40 litre su alan su bidonları, 20 tane, 10 tane bidon ve 6 tane bidon doldurulur, getirilir, koğuşun ortasında konulur, kapakları da üstüne konulur. Her koğuşta idarenin bir adamı var, yani ispiyoncu dediğimiz ve idareyle beraber çalışan birisi var. Gardiyan der ulan 6 gün bu koğuşa su içme yasakı var. Hiç kimse su içmeyecek. Ve ispiyoncu da gece gündüz
denetliyor ve kimse de içemez. Diyarbakır sıcağında, Temmuz sıcağında, Diyarbakır dışarıda 45 derece ise Diyarbakır cezaevinin o betonlarının sıcağı da gece saat 1'e kadar belki 50 dereceye kadar çıkıyordu. Yani bir fren gibi. Ve 6 gün gerçekten insanlar artık çadırıyorlardı, bayılıyorlardı. Tabii koğuş bayılınca gardiyan doktora giderdi. Komut verirdi. Komutanım bizim koğuş hastadır. Yavrum ne olmuş sizin koğuşa? Komutanım bilmiyorum, hepsi düşmüşler. Ondan sonra gelirdi bir kasap gibi, koyunların arasından gezen bir kasap gibi gel bakar, ayağıyla kontrol ederdi. Yavrum ne olmuş bunlara? Komutanım bilmiyorum derdi. Ondan sonra yavrum bunları dışarı koridora çekin. Gardiyanlar bunların ayaklarını alır koridora götürürlerdi. Yavrum su bidonlarını getirin. Suları hepsini bunların içine boca ederdi. Tabii tutuklular susuzluktan 6 gün dilleri şişmiş, ağızları kurumuş, yerdeki suları içmeye başlar. Yavaş yavaş kendilerine gelince tamam yavrum iyileşti, tamam bitti, problem yok, götür içeri, ondan sonra çekip giderdi. Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde durum nasıldı? Orada da işkence var mıydı? Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde tutuklular için ayrılmış bir koğuş vardı. Ben pratik olarak direniş döneminde, yani kurallara uymadığımız dönemde ben oraya gitmişim, orayı yaşamışım, orayı kendi gördüklerimle anlatayım. Hastalığımdan dolayı beni götürdüler. İçeri girdim, bir yatak bana gösterdiler. Baktım ki 10-15 veya 20 kişi sırt üstü yatıyor. Hepsi hazır ol vaziyette, kafaları tıraş edilmiş ve gözleri, hepsinin gözleri tabana bakıyor. Hiç kimse gözlerini bile çevirip bana bakamadı. Ben ilk böyle şaşırdım. Asker geldi dedi ki, ulan buranın kuralları biliyor musun? Ben dedim yok bilmiyorum. Dedi ki, yatmadan önce tekmil vereceksin. Yani adını soyadını tekrarlayacaksın. Komutanım yatabilir miyim diyeceksin. Eğer komutan yatabilirsin dediyse yatacaksın. Yatmazsın dediyse ayakta kalacaksın. Tuvalete gidersen ayağa kalkacaksın, tekmil vereceksin. Gidebilirsin dediyse gidebilirsin, gidemezsin ayağa bekleyeceksin. Gittinse geri geleceksin, tekmil vereceksin. Komutan yat dediyse yatacaksın. Yattığın zaman da hazır ol vaziyette yatacaksın. Ayağını çekmeyeceksin, sağa sola bakmayacaksın. Bir sürü emirleri sıralamaya başladı. Öyle deyince ben dedim ben 35. koğuştan geliyorum, ben zaten kurallara uymuyorum. Oturdum. Oturdum tabii bir iki yumruk, bir iki tekme bana vurdu, yatırdı beni, ben normal yattım, sonradan baktım sıkışmışım, tuvalete gideceğim. Söylemeden tuvalete gittim, tabii yolda beni yakaladı. Yolda beni yakaladı, girişti tekme, tokat yere serdi, ondan sonra bağırdım, doktorlar falan geldi, doktorlar bir şey demedi. Geldi onlarla konuştu, akşam geldiler dediler sen geri gideceksin. Doktor öyle yazmış. Beni geri götürdüler ve ben sabah gittiğinden, sabah da belki yani unutmuştum, tuvalete gitmemiştim. Sabah ben gitmiştim, akşam geldim, beni getirdiler. Ben gider gitmez hücreye koştum, kapıyı açtım, direkt ben tuvalete gittim. Tuvalete gittim, ondan sonra geldim, böyle oh, rahat bir nefes aldım. Dedim arkadaşlar size bir şey soracağım. Ne dediler? Dedim dünyada en önemli özgürlük hangisidir? Kimi düşünce özgürlüğü, kimi başka bir şey özgürlüğü. Ben dedim hayır. Dünyada en önemli özgürlük işeme özgürlüğüdür. Siz işemediğiniz zaman tek bir şey düşünebilirsiniz, işemediğinizi. Diyarbakır cezaevinde hücrelerde kalıp direnenlere farklı mı davranıyorlardı? Şimdi biz kurallara uyduk. Demin dediğim gibi marş söylüyorduk. Ondan sonra görüş yerine gidip gelirken askeri yürüyüşler gidip geliyorduk. Mahkeme giderken askeri yürüyüşle gidip geliyorduk. Bunun dışında biz diğer hiçbir şeyi bize yaptıramadılar. Yani kolağul, bok yedirme, job sokma, birbirlerine dövdürme, birbirlerine küfür etme. Buna benzer hiçbir şey bize yaptıramadılar. Bütün işkencelere rağmen bize yaptıramadılar. Ama biz mahkemeye gittiğimiz zaman Kürt halkının davasını açık, net, Türkiye Devleti'nin sömürgeci bir devlet olduğunu, buna karşı bizim mücadele verdiğimizi, bu mücadelemizin haklı olduğunu her gün mahkemelerde biz bunu tekrarladık. Yani zorla köleleştirilmek istenen Spartaküs gibi. Biz her an isyan etmenin bir yolunu, bir yöntemini arıyorduk. Ve buna zaman zaman da başvuruyorduk. Mesela bizim hücremizde ben kendim yaşadığım mazlum arkadaşım olayından biraz önceydi. Biz kendi hücremizde 4 kişi karar aldık.
Bu kez bize işkence yapılırsa biz kaloriferlere kafamızı vururuz, kendimizi öldüreceğiz. Benim şu anda İsveç'te psikolog doktor Hişar Ekinçioğlu, Nedret Gül, Timur Fidan, Ali Yener. Çarşamba günü oldu. Biz parmaklıkların önünde dizilmişiz. Marş söylüyoruz. Marş kes, falaka düzeni al denildi. Birbirimize baktık. Kararımızı uygulayalım, uygulamayalım. Yattık, uygulamadık. Ayaklarımızı parmaklıklardan dışarı uzattık. Bir gardiyan geldi. Ayağını benim ayaklarımın üstüne koydu. Elindeki balta sapıyla ayaklarımın altına vurmaya başladı. Birincisini vurur vurmaz artık ben, yani kalbime vuruldu gibi oldu. Ben yerinden fırlayıp ayaklarım onun ayağı altındadır. Ama elindeki sopayı tuttum. Tuttum, ben çektim, o çekti. O anda Timur Fidan kafası zaten kaloriferin yanındaydı. Yandan kafayı vurdu. Tak tak diye ses geldi. Hişar kendini kurtardı. Karşıdaki kaloriferin borusuna vurdu. Onu da kafası kırıldı. Diğerleri benim, yani birisi benim üzerime düştü. Sonra ben ayaklarımı kurtardım, takla attım. Mehmet Haner Şener hepimizin üstüne düştü. Kapıları açtılar, bizi dışarı çıkardılar. O an başka bir hücrede, yani 10. hücrede Medeni Çelik kafasını demir parmaklıklara vurdu. Oraya koştular, Medeni'yi çıkardılar. Medeni'den yaklaşık 20 metre uzakta bir tane sütun vardı o salonda. Sütun dört köşeliydi, böyle köşeleri vardı. Dediler ki erkeksen o sütuna kafanı vur. Medeni 20 metre koşarak en hızlı bir biçimde kafayı sütunlara vurdu ve sırt üstü gitti. Hemen hastaneye kaldırdılar. O anda üst kattan kendini zehirleyenler var dedi. Dört kişi hücreden ne kadar hap varsa hepsini atmış. Onları hastaneye kaldırdılar. Dolayısıyla idare bir isyanın kıvılcımlarının çakıldığını, artık insanların buna tahammül etmediğini anladı. Ekip değiştirdi, işkenceci ekibi. İşte işkence ekibi değişti, böyle rahat bir ortam yaratmaya çalıştılar. Bu ortamda bir gün bir gardiyan, yani tabii bize o anda işkence yapılmıyor ama yani koğuşlarda acayip işkence sesleri yükseliyor, insan bağırtıları, insan çığırtıları ve biz böyle üzüntüden kahrolmuşuz, hiçbir şey yapamayacak durumdayız. O anda gardiyan içeri girdi, elinde bir saz vardı. Ulan dedi, içinizde saz çalan var mı? Kava davasından yargılanan uzun boylu, zayıf ama yiğit bir adam Mahmut Şahin vardı. Mahmut Şahin dedi, ben çalarım sazı. Aldı ikinci hücredeydi. İkinci kat ikinci hücrede. Götürdü, hücrenin kapısını açıp sazı içeri vermedi. Mahmut Şahin hücrenin parmaklıklarından ellerini dışarı çıkardı. Öyle sazı verdi. Mahmut Şahin sazı kucağına almadan parmaklıklara yapıştırdı ve o dönemde, yani bizim gençliğimizin hiti olan Ezhorti Kurdun Pırbınavu Deng Vamın Hılgirti Bombo Avu Tüfeng türkünün müziğini sazıyla çalmaya başladı. Ve o günkü ordam, yani bir yanda işkence çığlıkları, bir yanda çaresizlik, bir yanda bir şey yapamamazlık, bir yanda kahrolma, bu duyguların hepsinin birbirine karıştığı bir ortamda böyle bir müziğin çalınmasından hepimizin gözleri yaşarmaya başladı. Gardiyan fark etti, küfür etti, elinden hemen sazı aldı. Tabi Mahmut Şahin söylemedi bunun ne olduğunu, yine hepimize bir dayak çektiler. Ez hordi kurdim, kurbina huden Vamin hil girdi, bombe hu tüfen Ez de herim şer, ez de herim den Gerne ziverim, daha hep ne girim Mazlum Doğan'ın eylemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya kamuoyu, devrimciler veya insan hakları, savunucuları normal olarak bir insanın kendisini asmasını uygun bulmaz.
mantıklı bulmaz, hatta bazıları çok kötü olarak değerlendirebilir. Ama Diyarbakır bilinmezse, Diyarbakır'da olan bitenleri insan onurunun nasıl ayaklarının altına alındığını, insanların, affedersen, kıçına şokların nasıl sokulduğunu, insanı arkadan nasıl cigara içirildiğini, insanlara bok yedirildiğini, insana fare yedirildiğini, babanın oğluna küfür, oğlunun babasına ana avrat küfür ettirildiği ve insanlara hiçbir çare bırakılmadığı bir yerde ölüm sana karşı silah olarak kullanıldığı bir yerde ve ölüm orucu olayı tutukları kendisini savunacak tek silahlarıydı, onu da ellerinden alındığı bir yerde ölümü etkisiz hale getirmek için, bize dayatılan ölümü etkisiz hale getirebilmek için birileri ölümle ölümü etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Mazlum Doğan olayı felsefi olarak böyledir. Ama onun pratik uygulanmasına gelince ben o hücrede kalıyordum. Yani o anda ben 5. hücrede kalıyordum. 1. kat 5. hücrede Mazlum Doğan 4. kat 9. hücrede kalıyordum. O gece her geceki gibi sessiz bir geceydi. Kat kapıları kapalıydı. Bütün hücrelerin kapıları bizim üzerimizde kapalıydı. Üst katta Mehmet Hayri Durmuş, Kemal Pir, Muzaffer Hayata, Celalettin Delibaş ve Mazlum Doğan kalıyordu. Her birisinin arasındaki bir hücre boştu. Gece birileri kapıları açıp gidip Mazlum Doğan'ı öldürseydi biz kesinlikle duyardık. Çünkü hücrede acayip bir sessizlik var. Sessizliğin sadece sesi vardı hücrelerde. Sabah uyandığımızda her şey normaldı. Çorba dağıtmak için Burhan Akdağ ile Sürmeli Çelik'i çıkardılar. Onlar karavanayı ellerine alır, birisi 1. katla 2. kata, birisi de 3. katla 4. kata dağıtır. Sürmeli Çelik 4. kat 9. hücrenin önüne gitti. Mazlum abi, Mazlum abi dedi. Ve Mazlum ses vermedi. Sürmeli nin bağırması üzerine gardiyan ne oldu lan dedi. Gardiyan koşa koşa oraya gitti. Hemen Sürmeli ile Burhan Akdağ'ı hücrelerine koydu. Kapıları kapattı gitti. Ve hücrelerde büyük bir sessizlik var. O zaman hücreler arası konuşmak yasaktır. Yani yandaki hücreye Sürmeli Çeliğe ya ne oldu sen ne gördün demek. Her birisine ayaklarının altına ve ellerine 20 tane kafasının atılması demektir. Onun için soramadık. Çaresizliğin diz boyu olduğu bir ortamdır. Ve zan ederim ki Mazlum Doğan bu çaresizliği yenmek için, yani çaresizlikten bir olaya bir çare yaratmak için başvurmuştur. Ve bir müddet sonra 4. kata askerler kafileler halinde çıkıp inmeye başladılar. Ondan sonra Mehmet Hayri Durmuş'u, Kemal Pir'i, Muzaffer Hayata'yı ve Celalettin Delibaş'ı alıp karşı tarafa 36. koğuştaki hücrelere götürdüler. Büyük bir ihtimalle Mazlum'u da indirip götürdüler. Ölüsünü. Ve tekrar Hayrigil'i getirdiler. Bir çavuş geldi dedi ki, başınız sağ olsun. Mazlum Doğan kravatla kendisini astı, intihar etti. Devlete karşı baş edemeyeceğini anlayınca bu yolu seçti. Ama onurlu bir adamdır, ben ona saygı duyuyorum dedi ve hepimizin gözlerinden yaşlar aktı. Ve işin kötüsü nedir biliyor musun? Hemen bundan sonra bize toplu halde istiklal marşını okudular. Ve biz hepimiz, yani Kemal, Hayri, hepimiz istiklal marşını Mazlum'un ölümünden sonra okumak zorunda kaldık. Ama hepimiz o anda birer tarla ve Mazlum Doğan içimize saçılmış bir tohum gibiydi. Ve gözyaşlarımız akmaya başladı. Büyük bir sessizlik oldu. Artık fırtına kopmak üzereydi. 3 yıl boyunca denenmedik işkence yöntemleri
kalmamıştı ve büyük bir volkan, ama artık hiçbir gücün engelleyemeyeceği bir volkan patlamak üzereydi. Volkanın bir kıvılcımı 33. koğuşta patladı. Mazlum Doğan'ın olayı 21 Mart günü olmuştu. 21 Mart'ın Kürt tarihinde çok önemli bir anlamı vardı. Demirci Kavam, Asur kralı Dahak'ın sarayını basmış, balyozuyla kafasını dağıtmış, Asur İmparatorluğu yıkılmış, Orta Doğu'daki bütün halklar kurtulmuştu. Mazlumu bugün seçmesi kesinlikle tesadüf değildi. 18 Mayıs 1982 gecesi 33. koğuşta neler oldu? 18 Mayıs 1982 günü Ferhat Kurtay, Necmi Üner, Mahmut Zengin ve Eşref Anyık 85 kişinin bulunduğu bir koğuşta herkesten habersiz o gece en güzel elbiselerini giyiyorlar. Koğuşta ne kadar yiyecek varsa hepsini hazırlıyorlar. O geceyi bir şenlik gibi değerlendiriyorlar. Herkesle konuşuyorlar. Gelecek kötü günlerin olacağını söylüyorlar. Kötü günler eğer olduysa neler yapması gerektiğini, mahkemelerden nelerin söylenmesi gerektiğini herkese uzun uzun anlatıyorlar. Ve hiç kimseye bir şey çaktırmadan kendileri ortadan kaybolduktan sonra ne yapmaları gerektiğini de herkese anlatıyorlar. Ve kendilerini nöbetçi yazıyorlar. Herkes uyuduktan sonra koğuşta Mustafa Kemal'ın resimlerini duvara çizmek, Türk bayraklarını tavana çizmek için alınan neft ve boyayı üzerlerine döküyorlar ve kibriti çakıyorlar. Kendilerini yakıyorlar. Ve yandıkları zaman ağlamıyorlar, çakılık atmıyorlar, soruğan atıyorlar. Söndürülmeye çalıştıkları zaman diğer tutuklular bu yangını söndürmeyin, alevlendirin diye bağırıyorlar. Fanatizm mi, çaresizlik mi? Eğer çaresizlik derseniz diyebilirim çaresizliktir. Ama bana göre bu çaresizlik içerisinde bir çare olarak düşündükleri için bu yola başvurdular. Ve fanatizm diyorsanız ben size sorular soracağım. İnsanın onurunun beş para edildiği Hitler kampında bile olmayan insanlara pislik yedirme, insanlara kurbağa yedirme, insanlara fare yedirme, babasına işkence yaptırma, en samimi arkadaşlarına sövdürtme işkence yöntemlerinin her gün uygulandığı bir yerde bu bütün bunların kaldırılması için birileri kendi hayatını feda etme yoluna başvurduysa ve eğer hiç başka bir yol kalmamışsa, dilekçe veremezsiniz, bana işkence yapılıyor diyemezsiniz. Bu insanlar bu ortamda böyle bir yola başvurdular. Sizin için Diyarbakır cezaevinde yaşam neydi, nasıldı? Diyarbakır cezaevinde yaşam dediğim gibi, yani yaşam sürünmektir, yaşam bok yemektir. Yaşam fare yemektir, yaşam onursuz olarak ölmektir. Ama belki ölmek yaşamaktır sloganı orada boşuna üretilmedi. Belki de bunun bir anlamı var, derinlemesine bunun üzerinde düşünmek lazım. Diyarbakır'ı yaşamadan, bu zulme tanık olmadan, bu zulmü görmeden ona karşı çıkmanın ne kadar haklı olduğu fazla belki anlaşılmayabilir rahat bir ortamda. Ama orada yaşayan biri olarak diyorum ki başka bir yol yoktu bunun dışında. Bütün yollar denendi. Bütün yolların önünü kesildi. Ve yine başa geliyoruz. Ölümün sana karşı silah olarak kullanıldığı bir yerde, yaşam hakkının elinde alındığı bir yerde ölüm bir silah olmak zorunda kalmıştı. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir.
ve Diyarbakır cezaevinde onurlu yaşamak ağır dağıra taşımak kadar zor bir işti. Dörtlerin mesajını nasıl algıladınız? Bu mesaj yeni direnişlere neden oldu. Mehmet Haydi Durmuş artık savunma hakkımızın elimizden alındığı, işkencelerin giderek arttığı, mahkemelerde konuşamayacağımızı, avukatların bile davamıza korkudan giremedikleri bir ortamda yaşamanın anlamı kalmamıştır. Bunun için ben sizi protesto ediyorum, ölüm orucuna giriyorum ve bir daha aslında dönmeyeceğim dedi, ölüm orucu başladı. Temmuz ayıydı. Temmuz ayı Diyarbakır'ın sıcağı, hücrelerin sıcağı, dördüncü katların sıcağı bir fırın gibiydi. Ve ölüm orucuna girenleri bize hiç göstermeden başka hücrelere götürdüler. 36. kuş olarak değerlendirdiğimiz hücrelere götürdüler ve ölüm orucuları orada sürdü. Sonradan o ölüm orucundan kurtulan arkadaşlarla konuştuk. Oralardan nelerin olduğunu öğrendik. Kemal Pir ölüm orucunun zannedersem 49. gününden sonra gözlerini yitiriyor. Gözlerini yitirdiğini arkadaşlarına anlatmıyor, üzülmesinler diye. Ve arkadaşları Kemal Pir'in gözlerini nasıl yitirdiğini sigara yakarken anlıyorlar. Kemal'in kibriti var, kibriti çıkarıyor, çakıyor kibriti, kibrit sesi geliyor. Dedim ya, hücrelerde insanlar çok hassas. Hele ölüme yaklaşıldığı günlerde hassasiyet daha da artıyor. Ve kibriti cigaraya götürüyor ama cigara hangi taraftadır bulamıyor, sönüyor, ah ediyor, of ediyor, bir tane daha yakıyor. Yani tek bir cigarayı yakmak için 5-6 tane kibrit yakıyor. Bunu da yani arkadaşlar bir şeyler ona olduğunu biliyorlar ama söylemiyor. Onlar da şüpheleniyorlar sadece. Tabii yüzünü ölüm orucunu artık 40'ından sonra sen gidip yüzünü yıkayamazsın. Gözlerini yıkayamazsın. Her taraf artık şey içinde kalmış ve acayip sivrisinekler var. İnsanların üzerinde arı oğlu gibi dolaşıyorlar. Ve Kemal işte ya doktor, hayır ya doktor dedi Kemal. Ya doktor, bu sivrisineklerle ben baş edemiyorum, ne yapayım? Gömleğini çıkarıyor, gömleğiyle savuruyor yani sivrisinekleri. Şey yapıyor, sivrisinek sağa kalıyor. Tekrar geliyorlar, fazla gömleğini sallayamaz. Çünkü gücü yok, kuvveti yok, takati yok. Ve Hayri diyor ki Kemal sigara iç, dumanını üfür. Sigara içiyor, sivrisineklere dumanını üfürüyor. Sinekler biraz kaçınca doktor senin yöntemin iyi, bu iyi bir şeydir. Sinekler bundan korkuyor ve o yöntemi denemeye çalışıyor. Tabii bir gün doktor geliyor, Kemal'in bakışlarından şüpheleniyor. Beş elini gösteriyor diyor. Kemal bunlar kaç tane de? Bir tane de diyor. Diyor senin gözlerin görmüyor Kemal. Arkadaşlar o zaman anlıyorlar ki Kemal gözlerini yitirmiş. Tabii bu süre içerisinde bu günler nasıl geçti, yani 55, 60 gün, 62 gün nasıl geçti, bunun her birisinin başlı başına hikayeleri vardır. Mesela en çok oynadıkları oyunlardan birisi diyorlar ki işte biz Türkiye'nin 67 ili vardır, her bir gün kendimizi bir ilde sayalım, o ilin işte kültürü, gelenekleri, görenekleri, işte trafik numarasına göre bugün ölüm orucu kaçıncı günü ise o gün orası. Kemal diyor ki ben işte 62'de Dersim'de ölmek istiyorum. Eğer ben ölürsem beni Diyarbakır'a gömün gibi şeyler söylüyor. Tabii o ara yani bir gün diyorlar Kemal Kürtçe bir türkü biliyor. Onu söylüyor. Ondan sonra diyor ki ya doktor sen bize bir türkü söyle. Hayri tek başına bir hücrede kalıyor. Tabii 60 gün boyunca sakalları uzanmış, zayıf ve Hayri'nin yatağı yok, bataniyesi de yok. Beton bir sekinin üzerine tek başına yatıyor. Diğer arkadaşların hepsinin yatağı var. Ölüm orucunda betonun üzerinde yatmak insanın kemiklerine işler. Hayri yatak istemiyor. İstememesinin nedeni diyor ben yatak istersem bunlar yataksızlığın zor olduğunu fark ederler. Bütün arkadaşlarımın yataklarını toplarlar. Onun için yataksızlığa katlanıyor, yatak istemiyor. Ve bu haldeyken Kemal diyor ki
Hayri bize bir türkü söyle. O zaman Hayri de artık son yani ölüme giderken Kemal Pir'i kıramaz. O zaman Hayri ağlama yar ağlamayı söylüyor. Hasret üstüm gelmedi inanam bari can elimde gel. Ondan sonra Kemal de Kürtçe bir türkü söylüyor ve daha sonra Kemal düşüyor bir gün hastaneye kaldırıyorlar. Ardından Hayri'yi hastaneye kaldırıyorlar. Kemal'in nasıl vefat ettiğini ben tam olarak bilmiyorum. Mehmet Hayri Durmuş'un vefatı hakkında neler biliyorsunuz? Hayri vefat etmeden önce Tiko davasından yargılanan, şu anda Türkiye'de Milliyet Gazetesi'nin ekonomi bölümünün sorumlusu Tikocu İbrahim isminde bir vatandaş, Karslı bir Kürt, bakıcı olarak götürülüyor. O bana anlattı. Diyor ben gittim. Hayri sırt üstü yatmıştı. Onlarca sinek konmuştu. Bir dizini kendisine çekmişti. Yatağının altında yani kan, yaşlık vardı. Ve diyor nabzını tuttum. Baktım nabzı atmıyordu. Akif Yılmaz yaşamını nasıl yitirdi? Akif Yılmaz'ın ölümü çok trajediktir. Beraber kaldığım çok samimi arkadaşım Mustafa Karasu sürekli bana anlatırdı. Bir ölüm hücresinde ikisi karşılıklı iki ranzada yatıyorlar. Ölüm orucunun artık son günleridir. Yani ölüm ile yaşam çizgisinde yaşıyorlar. Takvim yapraklarını unutmuşlar. Yılları belki artık bilmiyorlar ve saatleri hiç bilmiyorlar. Bir ara Mustafa Karasu'nun saat aklına geliyor. Karşısındaki Akif'e saatin kaç olduğunu soruyor. Akif elini kaldırıyor ama elini kaldıracak takıtı yok. Zaten gözleri saati görmüyor. Ondan sonra diyor ki Karasu elini uzatıyor. Diyor bu saatimi alabiliyorsan al. Bunu anneme babama gönder. Bari yadigar olarak veya benim bu dünyada yaşadığımı bildiren bir belge olarak, bir alet olarak onlara ulaştırabilirsen ulaştır. Karasu elini uzatıyor. Akif'in kolundaki saati alıyor. Bir müddet sonra Karasu saatiyle beraber arkasını Akif'e çeviriyor, uyuyor. Uyumaya çalışıyor. Sonra tekrar dönüyor. Bir bakıyor ki Akif sırt üstü yatmış, sinekler burnundan, ağzından içeri girip çıkıyorlar. Ve gardiyanlar gelip Akif'e küfür ediyorlar, birisi daha geberdi diyorlar. Alıp götürüyorlar. Karasu Akif'in saatiyle baş başa kalıyor. Bir müddet sonra kendisi de ölecek. Akif'in saati Akif'in ailesine ulaşmayacak. Karslı bir gardiyan, Diyarbakır ceza evine bizim hücreler bölümüne geldiği zaman bir çobandı, tertemiz bir çoban. İlk önce hiç işkence yapmazdı, geceleri o 30 oğlunda 5 metre genişliğindeki koridorda gidip gelirdi, eslık çalardı, çoban eslığı. O adamdan daha 3 ay sonra müthiş bir işkenceci çıktı. Karslıydı, Akif'in hemşerisiydi. O oraya gidiyor Mustafa Karasu'nun hücresine. Bir cellattır, bir işkencecidir. Mustafa, ben giderim bu saat oraya ulaşmaz diye saati bu adama veriyor. Diyor ki, bu Akif senin hemşerindir, benim arkadaşımdır. Öldü, saatini bana verdi. Sen bu saati onun ailesine ulaştırabilir misin? Mustafa Karasu'nun hep derdi buydu. Acaba o saat Akif'in ailesine ulaştı mı, ulaşmadı mı? Mustafa hep bunu sorardı. Ölüm orucundan sonra ne yaptınız? Ölüm orucu bittikten sonra ve biz mahkemelerde siyasi savunmalar yapmaya başladık. Bütün görüşlerimizi açık söylemeye başladık. Devlet en azından bizim siyasi savunma yapmamıza müsaade etti.
Zaten ölüm orucunun tek amacı da buydu. Ama 4 tane arkadaşımızı ölüm orucunda yitirdik. Ve birçok arkadaşımız da sakat kaldıktan sonra savunmalarımızı yapabildik. Ve cezaevinde istisnasız tutukluların %100'ü 3000 kişi varsa 3000 kişisi bu noktadan sonra artık şuna inanmıştı. Devletin dediğini yaptığımız müddetçe işkenceler günden güne çoğalacak. İşkencenin kalkmanın tek yolu vardır, topyekun buna karşı çıkmaktır. Herkes istisnasız buna inandı. 5 Eylül kitlesel büyük direniş nasıl başladı? Bir grup ölüm orucuna başladığını Suruç Mahkemesi'nde Ali Yaverkaya aracılığıyla açıklama yaptı. 5 Eylül 1983 günü bu grup kahrolsun sömürgecilik sloganı attı. Aynı anda bütün 40 koğuşta ayrı ayrı marşlar söyleniyordu, askeri marşlar. Aynı anda marşlar durdu, 40 koğuşta birden 3000 kişi kahrolsun sömürgecilik dedi. Her şey tersine döndü. İşkenceciler korkudan cezaevini terk ettiler ve tutuklular artık hiçbir gücün ama yani patlamış bir barajı durdurabilirsin. İnsanın üzerine gelen bir devi insan durdurabilir. Ama bunu artık hiçbir güç durduramaz. Ve insanlar ne kadar koğuşta kalas, ne kadar ranza varsa kırdılar. Herkesin elinde bir kalas ve dikildiler. Yani ya ölecekler ya zulüm kalkacak. Bu noktaya geldi ve 600 kişi ölüm orucuna başladı. Ben yani ağır hastaydım Beremliler koğuşunda. Ben de girdim ölüm orucuna. Beni hastaneye götürürlerken bir baktım Kazanlar koğuşunda benim eşim. Fatma Çelik bir de Gönül Atay. Sakine Cansız. Onları da getirdiler. Bizi beraber aynı arabaya koydular. Ve ben ilk olarak o arabada 3 yıl sonra eşimin elini tutabildim. Ve tabii o arada ona mahkemede baktığım için çok kez bana işkenceler yapıldı. Niye sen eşine bakmırsın diye. Bu ölüm orucundan sonra barikat dönemi dediğimiz büyük bir ölüm orucu oldu. O zaman da eşim ölüm orucuna gitmişti. Tam 49. gün. Artık öldü, ölmek üzeredir. Bir gün geldiler beni hücreden yüzbaşı dedi. Geleceksin, kaynanan seninle görüşüyor. Gittim. Görüş yerine demir parmaklıklar var. Kaynanam karşı tarafta oturuyor. Ben de onun karşısında oturdum. Anne hoş geldin dedim. Hoş bulduk. Dedi oğlum Aysel ölüyor. Dedi bu gece ölmese yarın kesin ölür. Artık görmüyor, yürüyemiyor ve konuşamıyor. Ne olur dedi Aysel seni seviyor. Bir mektup yaz, ölüm orucunu bıraksın. Arkamda da yüzbaşı Abdurrahman Kahraman dinliyor yani dikilmiş. Ben dedim anne ben Aysel'e ölüm orucuna gir demedim. Yıllarca onlara baskı, zulüm yapıldı. Başka çare olmadı. Ona girdiler. Kararı kendisi vermiş. Kendisi kendi kararıyla bırakır veya sürdürür. Ben şimdi bırak desem de gene bırakmaz. Yüzbaşı Abdurrahman Kahraman elindeki anahtarla tık böyle kafama vurdu. Kaynanam dedi çocuğun kafasına ne vuruyorsun? O da artık fetesten atmıştı. Niye dedi çocuğun kafasına vuruyorsun? Ben dedim anne bir şey olmaz. Şimdiye kadar kalasla vuruyorlardı. Anahtarla vurmak bize gül atmak gibidir. Ondan sonra ben dedim anne sen git. Git dedim. Aysel öldüyse bizim köyün girişinde bir büyük olu bir ağaç var. Aysel'i o ağacın altına gömün. Onun yanında benim için boş bir mezar kazın. Ben böyle dedim. Kaynanam ağladı.
ve gitti. Ben hücreme geri döndüm. Esat Oktay nasıl biriydi? Esat Oktay Yıldırım, o kalem, kendini tanrı sanan, söylediklerinin tersini yapan, işkenceden zevk alan, insan onuruyla oynamayı kendine meslek edinen bir yaratık olarak ben gördüm. Diyarbakır zindanının etkisi hala üzerinizde devam ediyor mu? Bazen rüyalarımdan bağırıyorum. Bazen birisi bana dokunduğu zaman hemen ona yumruk atıyorum. Çünkü zannediyorum ki hücrede gene böğürlerime kala soktular. Ve hiçbir zaman unutamam Diyarbakır'daki zulmü beynimde öyle bir etki yaratmış ki neredeyse beynimde Diyarbakır zindanını çıkarırsam kendimi çok eksik hissederim. Fakat Diyarbakır zindanında bana yapılan zulüm ve benim bu zulme karşı gösterdiğim tepki bende bir kişilik oluşturmuştur. Bir direnme durumu oluşturmuştur. Ölene kadar da bu bende sürer. Büyük bir enerji bana vermiştir. Ya bu da onun olumlu yönüdür.